Merhaba arkadaşlar, Sporu Güzelleştir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de gündemden hiç düşmeyen hakemleri konuşacağız. Hakemleri konuşmaya çalışacağız. Ben bugün daha farklı bakış açısıyla hakemleri değerlendireceğim, yorumlamaya çalışacağım. Hadi videoya geçelim. Biliyorsunuz ki ülkemizde hakemler gündemden hiç düşmüyor. Maçlardan önce, maçlardan sonra mutlaka hakemler konuşuluyor. Performansları eleştiriliyor. Ve maalesef bu söylenenlerin çoğu da haklı. Yani eleştirilerin çoğu haklı tarafı var. Hakemler ülkemizde şunu bir kere söyleyeyim. Berbat maç yönetiyorlar. Rezil maç yönetiyorlar. Ve kesinlikle eyyam olduğunu düşünüyorum. Yani burada kimin lobisi daha güçlüyse hakemler o tarafa doğru oynuyor. Kendi performanslarını verdiklerini kesinlikle düşünmüyorum. Cüneyt Çakır hepimizin bildiği bir hakem. Ve maalesef ülkemizde Cüneyt Çakır'dan memnun olan yoktur. Galatasaraylısı, Fenerlisi, Beşiktaşlısı. Galatasaraylı'ya sorsanız Fenerli der. Fenerli'ye sorsanız Galatasaraylı der. Ama bakıyoruz ki Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçilmiş. Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'da yönettiği maçlara bakıyoruz. Gayet iyi maç yönetiyor. Performansından hepimiz çok mutlu oluyoruz. Gurur duyuyoruz. Hatta uluslararası arenada bizi güzel temsil ediyor. Ama ülkemize geldiğinde nedense bu performansı göremiyoruz. Bu bütün hakemlerimizde de böyle. İlla uluslararası olmasına gerek yok. Peki burada sizce ne etkili? Yani hakemler neden böyle maç yönetiyor? Ben şu bakış açısıyla bakacağım. Bence hakemleri biz ülkemizde serbest bırakamıyoruz. Kendi istedikleri gibi maç yönetemiyor. Başlıca burada ben kulüp başkanlarından başlamak istiyorum. Her hafta maçlardan önce mutlaka hakemlerle ilgili bir algı operasyonu zaten yapılıyor. Yapılmama gibi bir şey yok. Hakeme bir eleştiri mutlaka geliyor. Ben bazı kulüp başkanlarının hakemlerle ilgili söylediği birkaç sözü sizinle paylaşmak istiyorum. Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal mesela 2018-2019 sezonunda Galatasaray'ın şampiyon olduğu maçta Rize ile bir maç vardı, hepiniz hatırlarsınız. Mesela o maçtan sonra kulüp başkanı çıkıp diyor ki elimde tabanca olsa hakemi vururdum. Ali Koç bazı şeyler artık var odasında kurgulanıyor diyor. Ahmet Nur Çebi hakem arkadaşına da Fenerbahçe'nin futbolcusu diye anılıyor diye açıklama yapıyor. Mustafa Cengiz hakemler bize karşı çok cesur, bize karşı işte çok rahat kart veriyorlar, faulleri veriyorlar diye açıklama yapıyor. Burada bence kulüp başkanlarının kendilerine dikkat etmesi lazım. Şu yönden dikkat etmesi lazım. Başkanlar bir kere şunu söyleyeyim, bizde niye kulüp başkanları her hafta çıkıp kamera önüne geçiyor ki, yani ne gerek var? Hani şimdi Avrupa'nın gelişmiş ligleri diyoruz. 5 büyük lig var. Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere, bir de Fransa. Biz niye bu kulüplere örnek almıyoruz? Neden bu kulüplerin yönetim tarzını örnek almıyoruz ki? Bizim başkanlar futbolculardan daha önde yani. Her hafta mutlaka açıklama yapıyor. Galatasaraylısı çıkıyor, Fener'e sallıyor. Fenerlisi çıkıyor, cevap veriyor. Başka bir tartışma başlatıyor. Sonra araya Beşiktaş. Hani bu sürekli devam ediyor. Bizim başkanlar neden bu kadar ön planda? Ve bizim başkanlara şu eleştiriyi yapmak istiyorum. Hepsi, birçoğunuzun da bildiği gibi, hepsi iş adamı. Bakıyorsunuz kendi holdinglerinde herhangi bir zararları yok. İşte kendi şirketleri 10 numara kalkınıyor. Ama kulübün başına bir geliyorlar. Kulüp borç batağına giriyor. Hani diyorsun ki bu adamlar yönetmeyi bilmeyen adamlar desen kendi şirketleri de batar. Ama öyle değil. Kulübe geliyorlar. Kulüpler batıyor. Neden? Burada tek amaç bence göz önünde olmak. Ya ben başkanlardan ricam bu kadar kamera önüne çıkmasınlar. Bu kadar çok gündem yaratmasınlar. Ve hakem hakkında konuşmayı bıraksınlar. Yani şunu söylüyorum zaten. Hakemler kesinlikle düzgün maç yönetmiyor zaten. Hani yanlış kararlar her maçta oluyor. Ama kulüp başkanları açıklamalarına bence biraz daha dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kulüpleri sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kulüplerimiz artık kalkınması gerekiyor. Bütün kulüplerimizin hepsi borç batağında. Zaten ülke futbolu olarak batmış bir durumdayız. Biraz daha ön plana koymamız gerektiğini düşünüyorum. Kulüp başkanlarının bu kadar göz önünde olmaması gerekiyor ve artık algı yapmayı bırakmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada sadece eleştirim kulüp başkanlarına da olmayacak. Ben teknik direktörleri, biz taraftarları da eleştireceğim. Hatta şu an teknik direktörlerden bahsedeyim. Onların da önce hakemleri olan işte bazı ithamlarını size söyleyeyim. Mesela Fatih Terim bu yıl oldu biliyorsunuz. Çıkıyor hakem hakkında işte senden hakem değil anca bekçi olur diyor. Yani bu çok yanlış kelimeler. Ben ne kadar Galatasaraylı olursam olayım. Hakem tamam biliyorum yanlış karar vermişti ama siz teknik adamsınız. Belli bir yeri temsil ediyorsunuz. Siz insanlara örnek oluyorsunuz. Yani sizi idol olarak gören bir sürü insan var. Ya açıklamalarınıza, konuşmalarınıza, her şeyinize dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Sonra Sergen Yalçın hakemler bize karşı mücadele ediyor. Biz hakemlere karşı oynuyoruz diye açıklama yapıyor. Ya bilmiyorum ne kadar doğru böyle açıklamalar. Yani şunu da tekrar söyleyeyim. Bence haklılık payları var ama biz bunları dile getirmeyi artık azaltmamız gerekiyor. Artık skorları hakemlerin belirlememesi gerekiyor. Erol Bulut mesela çıkıyor diyor ki atıyorum işte X takımına değil de hakeme yenildik. Yani tamamen oyun galip de gelinse, yenilse de tamamen algı hakemler yani. Yeniyorsan sen yeniyorsun ama yenilen takım işte yok biz hakem yüzünden yenildik diyor. E sen yenilirsen bu sefer çıkıp sen aynısını yapıyorsun. Biz hakem yüzünden yenildik diyor. Ya bazen hakemleri bu kadar çok ön plana koymamamız gerekiyor.
İşte taraftarlar, en son taraftarlar çıkıyor zaten. Bu kısmın en altında olan kişiler, yani algıdan en çok etkilenen kişiler. Onlar da çıkıyor. Meşhur bildiğiniz bir slogan var. Futbolun katili Türk hakemleri diye. Ya hakemler bu kadar ön planda olmasın. Neden ön planda olmasın? Ya biz bir kere hakemleri artık konuşmayı bırakmamız lazım. Mesela şöyle bir şey yapsak. Sokakta taraftarları çevirsek. Hangisi takımın oynadığı sistemi biliyor? Hangisi hangi sistemle oynuyor? Takımının taktiği ne? Kimse bilmiyor mesela. Ya kimse bilmiyor demeyeyim ama şunu söyleyebilirim. Rahat %85'inin bununla ilgili bir bilgisi yok yani. Fenerbahçe niye yenildi diyorsun. İşte hakem şöyle maç yönetti. Yok şunu tuttu bunu tuttu. Galatasaray'a soruyorsun yine aynı. Hani futbol bilgisi olarak biz taraftarlarda zaten bir şey yok. Tamamen şeyden uzak, hakemler üzerinden. Hepimiz ne olursa olsun hakemlere bağlıyoruz. Spor medyası. Şimdi yorumları izliyoruz. Şeyde televizyonda kanalları izliyoruz. Tamamen şey üzerine düzenlenmiş bir şey. Yani şov üzerine. İzlenen programlar daha doğrusu şov üzerine. Maalesef burada biz izleyicilerin büyük katkısı var. Ama hani tamam bu programlar olabilir. Ben bunları eleştirmek istemiyorum. Programı izliyorsun arkadan şey geliyor. Aa uu falan diye sesler geliyor yani. Hani sporun yorumculuğuyla alakası yok. Bakıyorsun arkada müzikler çalıyor falan. Tamam bunlar bize eğlenceli gelebilir. Hani izleyebiliriz. Ama işin kötüsü biz orada yapılan yorumlara sahipleniyoruz. Yani programın formatı belli zaten. Şov üzerinden. Ama biz orada söylenen yorumları alıyoruz, tutuyoruz, o yorum üzerinden konuşuyoruz. Saçma sapan bir şey üzerinden konuşuyoruz yani. Hani yapıcı bir eleştiri yok zaten orada. Tamamen atıyorum Fenerlisi Galatasaray'a sallıyor. Oradan devam ediyor. Fenerbahçe'de onun dediğini bir bakıyorsun sosyal medyada adam yüz binlerce fav almış. Niye Galatasaray'a salladı diye mesela. Hakem yorumculara bakıyorsun. Belli takımlarla özdeşleşmiş insanlar. Hani bizim bunları artık bırakmamız lazım. Dediğim gibi izleyebiliriz. Keyif alabiliriz. Ama ya bizim bu yorumlara sahiplenmememiz lazım. Bizim biraz daha bizim yapıcı eleştiri yapan artık spor yorumcularının dediklerini gündeme almamız gerekiyor. Dediğim gibi diğer programları izleyebiliriz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama onları bu kadar söylediklerini gündemde tutmuyorum. Ya ön plana koymuyorum. Programın amacı zaten belli. Şov yapmak yani. Şimdi videoda dedim Avrupa'nın 5 büyük ligini niye örnek almıyoruz? Hatırlarsanız 2019 yılıydı yanlış söylemiyorsam. Türkiye'de bir Süper Kupa finali oynandı Liverpool'la Chelsea. Biri UEFA Ligi'nin şampiyonu, diğeri Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu. İkisi de İngiliz takımı. Ve buraya geldiler, Liverpool başkanıydı herhalde, açıklama yapıyor. Açıklamasında şöyle diyor, biz haftanın 6 günü ülke futbolu için çalışıyoruz. Haftanın bir günü sadece birbirimizle müsabaka ediyoruz. Bakar mısın bizdeki farka? Biz haftanın 6 günü, rakibi geçtim, haftanın 7 günü şeyle, rakiplerle uğraşıyoruz. Yani ülke futbolu adına hiçbir şey konuşulmuyor. Herkes benim takımım şöyle olsun, ben şampiyon olayım. Nasıl şampiyon olduğu da önemli değil bu arada. Yani şimdiki şampiyonlukları da biliyoruz maalesef. Hani çok iyi oynayıp da şampiyon olan bir takım yok bence yani. Oyunuyla ön plana çıkan takım olmuyor maalesef ülkemizde. Mesela şunu söyleyebilirim. Birinci olan takım ülkemizde şampiyon olan takım diyeyim. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidilmiyor. Bu ülkemizde ne kadar gündemde kaldı? Bir hafta bile kalmadı. Ama hakemler abi, hakemleri her hafta konuşuyoruz. Neden bunu bu kadar uzatıyoruz ki yani? Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsun ya. Ülke puanı ne kadar düşmüş bakar mısın yani? Ne kadar geride kalmışsın? Kaç milyon nüfusun var? Oyuncu zaten adam akıllı yetiştiremiyorsun. Altyapıya doğru düzgün önem vermiyorsun. Statlarına önem vermiyorsun. Ama bari hakemlere bu kadar şey yapmayalım ya. Bir diğer eleştirim de TFF'ye gelecek. Hatta MHK'ya da gelecek. Şimdi TFF maalesef ülkemizde kulüpleri temsil eden bir kurum değil. Maalesef kulüplerin temsil ettiği bir kurum haline gelmiş. Yani TFF'nin bence burada hiçbir ağırlığı kalmamış açıkçası. Yani kulüpler ne derse oluyor. TFF'nin şu an herhangi bir yaptırımı olduğunu düşünmüyorum. MHK, Merkez Hakem Kurulu. Ya bence biraz daha hakemlerimize sahip çıkılmalı. Şu yönden sahip çıkılmalı. Çıkıp istedikleri gibi maç yönetebilmeli. Yani istedikleri gibi dedim kendi iradeleriyle herhangi bir baskı olmadan, herhangi bir kulüp başkanının açıklamasına takılmadan çıkacaklar düzgün bir şekilde. İşte uluslararası arenada bizi nasıl temsil ediyorsa bizim ülkemizde de öyle temsil etsin. Yani çok bir şey istemiyoruz aslında. Bence hakemlerden benim istediğim şey şu, oyunu geliştirmek için çalışsınlar. Ülkemizde her dakika oyundur ya. Oyun zevki denen bir şey yok. Şimdi Avrupa'nın 5 büyük ligi dedik. Topun oyunda kalma süresi belli yani. Bizim ülkemizde bir dakikada bir oyun duruyor. Adama dokunuyorsun, faul veriyor. Hani artık oyunun kalitesini arttırmak için uğraşmamız gerekiyor. İşte hakemlere maçı senin yüzünden yenildik, senin yüzünden yendik, işte şöyle oldu, böyle oldu bunları geçmek lazım. Hakemler üstüne düşen görev oyunun kalitesini arttırmalılar. Her şeyde oyunu durdurmamalılar. Ve burada tabii yine en büyük şey kulüplere geliyor. Yani böyle bir atıyorum adam itti düştü
faul vermedin, gol yedik muhabbetlerini artık geçmemiz lazım. Şimdi İngiltere'yi izliyoruz. Oyun durmuyor doğru düzgün. Sürekli top oyunda, mücadelede, sen hat safhada. Hani gelişmiş, izlerken keyif alıyoruz. Süper Ligi izliyorsun, hiçbir şey yok. Ben en son derbiyi izledik mesela. Oyuna dair hiçbir şey yok. Sürekli oyun duruyor. 25-30 tane faul yapılmış. Ben mesela ondan sonraki gün İngiltere'de Liverpool-Leicester City maçını izledim. Müthiş keyif aldım yani oyundan. Oyun beni tutuyor. İzlerken keyif alıyorum. Ülkemizde böyle değil. Ya benim burada hakemler dedik. Hakemler haricinde birçok şeyi konuştum aslında. Ya demek istediğim benim burada şuydu. Bence biz kendimizi, yani spor algımızı değiştirirsek hakemlerin de üstüne bu kadar, ya ister istemez konuşmayacağız zaten hakemlere. Bu dediklerimiz düzeldiği zaman zaten hakemler ister istemez düzelecek ki. Ya adamın seni taraflı maç yönetmesine gerek kalmayacak. Ben böyle düşünüyorum. Ya bence dediğim gibi bizim ülkece spor algımızı değiştirmemiz lazım. Bu en başta biz taraftarlardan başlayacak. Sonra antrenörler, teknik direktörlerimiz, kulüp başkanları, spor medyası. Herkesin bence kendine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Artık bence ülke futbolunu konuşmamız gerekiyor. Yani tamamen dibe düşmüş durumdayız. Bakıyoruz milli takım diyoruz. Bir sürü genç oyuncumuz var. Ulusal ligde yine en alta düşmüşüz yani. Hani artık derdimizin bunlar olması gerektiğini düşünüyorum. Hakemleri konuşmayı artık bırakmamız gerekiyor. Dediğim gibi ülke sporunu düşünelim. Ülke sporu için uğraşalım. Sporu güzelleştirelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Fırsatladık ama yapacak bir şey yok. Yani Türk sporunun içinde olduğu durum belli abi. Ne yapayım yani? Sporun içinde olduğu durum belli yani.